Herkese merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir haberle karşı karşıya kaldım. Sosyal medyada görüntülü görüşme sırasında Türkiye'deki kadınlara küfür edenler, küfür eden iki Suriyeli kamu düzenini bozup infial yaratmak suçlamasıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. Bu iki klavye delikanlısı şey demişler. Türk kızları buluruz, onları tık 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 ... yaparız demişler. Bütün bu olay İzmir'de oluyor. İlk önce Aydın polisi tutukluyor bu iki Suriyeliyi. Ondan sonra Aydın İl Göç İdaresi de onları ülke dışı etmeye karar veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne güzel, ne mutlu bize. Değil mi? Biliyorum ne diyeceksiniz. Yani ben hanımlara söylüyorum yani. Erkekler de tabii onlar Suriyeliler geldi işte bizim kadınlara bilmem ne. Buradaki olayı siz görmüyor musunuz ama buradaki komikliği? Şimdi burada ben oturup da Suriyelileri koruyacağım, Suriye mültecileri koruyorum demek benim şöyle bir şey düşüncem yok benim. İnanın bana bence haber o değil. Haber nedir biliyor musunuz? Bence kanun değişti. Veyahut da kanun bu olmalı. Yani bir kadına küfreden, ben ona tecavüz edeceğim diyen bir Türk erkeği bile sınır dışı edilmeli. Buyurun size. Tabii niye Suriyelilerle bitiriyoruz ki? Her erkek bence bu şekilde yargılanmalı. Düşünsenize bayanlar. Bir erkek, siz yolda geçerken bir erkek, bir taksi şoförü, herhangi birisi, bir şoför oturup da sizi küfredince hemen telefon edip polise bu erkek bana küfretti deyip hemen karakola gitmesini istemez miydiniz? Ne? İstersiniz tabii ki. Niye istemeyin ki? Ama tabii ki Suriyeli olunca farklı oluyor. Çünkü daha güçsüzler. Anlatabildim mi? Yani burada Türk erkeği olmanın bu ülkede çok büyük avantajı var. Her zaman söylüyorum zaten bu programda. Türk erkeği olmak acayip bir olay. Çok daha kolay işler bizim için. Gerçekten çok daha kolay. Ama kadın olmak bu ülkede gerçekten çok zor. Yani şöyle bir kanun olsaydı keşke. Tecavüz eden, yok küfreden, yok infial yaratan olarak bu erkekleri, Türk erkekleri ülke dışı etseydik ne güzel bir ülke olurduk biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Hemen alalım abi. Kim? Ahmet mi? Ne yaptın? Küfür mü ettin bayana? Ha? Seni bilmem ne ... mı yapacağım dedin? Tabii hemen Suriye'ye yollayalım. Süper. Bulurlar kendini Şam'da, Rojava'da, bilmem nerede, Halep'te. Ne oldu? Abi ben bir kadına küfür ettim. Nerede? Türkiye'de. Ceza ne? Buradayım. Bence mükemmel bir ceza olur. Ya ben bir kız çocuğu babası olarak buna çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü neye alıştık biz artık? Televizyonda dayak atan erkek bilmem ne bir gün giriyor çıkıyor. 2 gün yatıyor sonra geri çıkıyor. Abi küfreden erkek bir anda karakolluk olacağını hiç düşünebilir miydiniz? Keşke öyle olsa. Keşke bundan sonra kanunlarımız kadınları bu şekilde korusa. Pardon şunu daha söyleyeyim. Yani sadece Suriyeli erkeklerden değil. Yani ben 2 tane Suriyeli erkekten benim Türk kadınım kendini koruyacağını %100 eminim. Ama o öküz Türk erkeklerinden tek sıkıntı nedir biliyor musunuz orada? Kanun onları biraz daha koruyor. Keşke bir sözleşmemiz olsaydı ki onları, kadınları daha iyi koruyabilseydik. Vardı bir sözleşmemiz. İstanbul Sözleşmesi. Sonra onun yerine Ankara Sözleşmesi yapmaya karar verdik. Onu da yapmadık. Çok tebrik ediyorum. Vallahi billahi. Yani gerçekten mükemmel bir kanun bu. Küfredeni hemen yaka paça Suriye'ye. Newsweek dergisi CNN Türk'le ilgili acayip bir yazı yazdı. Bir yazı kaleme aldı. Yazarlar Aykan Erdemir ve Toby Dershowitz diyorlar ki kardeşim CNN, uluslararası CNN artık CNN Türk'ün lisansını geri çekmeli. Haklılar mı? Bence çok haklılar. Bence kesinlikle alınmalı. CNN Türk ilk kurulduğundan beri rahmetli babam da başındaydı. İlk kurulduğunda oradaki gazetecilik ve demokratik anlayışlarla bugüne baktığımız zaman CNN Türk alakası bile yok. Alakası bile yok. Ha niye? Tabii ki çünkü Doğan grubu şeye sattı, Demirören grubuna sattı. Demirören grubu da hükümete yakın çünkü Demirören grubu orayı alırken kredi kullandı. Nereden kullandı? Ziraat Bankası'ndan kullandı krediyi. O krediyi de geri ödemedi. Günün sonunda nereye geldik biliyor musunuz? Garip bir CNN Türk'e geldik. Hiçbir alakası olmayan bir CNN Türk. Şimdi bu dergide çok güzel örnekler de veriyor. Faşist söylemlerle ilgili, antisemitik söylemlerle ilgili, hatta ırkçı söylemler, yani siyahi insanlara karşı ırkçı söylemlerle ilgili, Amerika'da değil, Türkiye'de yapılan söylemlerden bahsediyor. Bu sebepten dolayı bu yazıda diyor ki CNN Türk artık geri çekmeli. CNN'den de açıklama geldi. CNN'de diyor ki biz araştıracağız ve bunun sonucuna bakacağız dedi. Şimdi diyeceksiniz ki tamam bu iş bitti. Esas tam öyle değil. Yıllık parayı verdiğiniz zaman CNN'e, markasını kullanma hakkını verdiğiniz zaman CNN büyük bir ihtimalle sizi rahat bırakıyor. O kadar çok da tepki olmadı. Yani evet, Newsweek'te çıkması büyük bir olay bence. Çünkü çok uluslararası bir dergi. Herhangi bir başka bir gazetede, başka bir yerde çıksaydı, hep zamandan beri söylüyorlar zaten. Ey CNN Türk gördün mü? CNN, Global CNN, CNN Türk neler söylüyor bir bak falan filan derdi. Hiç ilgisi yok. Ama Newsweek'te çıkmasından dolayı bence burada bir sorun olacak. CNN Türk için bir sorun olacak. Ha, ne olacak derseniz çok basit. CNN diyecek ki ben buradaki rakamı, markamı artık çekiyorum çünkü bir sebep bulur. Çünkü artık buradaki para konusunda ben şey yapamadım. Oturup da o şeye de karışmayacak. Yani böyle içeriğe de karışmayacak. Ondan sonra CNN Türk olacak. Ne olur? Demir Türk. D Türk. D Türk olacak. Buyurun. Yeni haber kanalımıza hoş geldiniz. D Türk. Eski CNN Türk. Yapacak bir şey yok. Zam zam zam, her yer zam. Bütün fiyatlar pahalı, her şey pahalı. Gerçekten yani neye dokunsam bile pahalı. Söylemesi ayıp, jöle aldım. Ne için? Sizin için jöle aldım. Saçım için. Yani siz bu programı izlerken şunu diyebilin diye. Ya bu adamın saçı dağınık. Çünkü son 2-3 günden beri bayağı dağınık saçla dolaşıyorum. Onun da farkındayım. Jöle aldım. 91 TL jöle. Diyeceksiniz ki niye pahalısını alıyorum? Çünkü siz hak ediyorsunuz pahalı jöle almamı. Güzel görünmem için siz hak ediyorsunuz ama desteğinize ihtiyacım var. Gerçekten. Desteğinize ihtiyacım var. Nasıl bana destek verebilirsiniz biliyor musunuz? Abone olarak, yorum yazarak ve de tabii ki programı paylaşarak. Yarın görüşmek üzere.